3, 2, 1, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisiniz. Bugün ne yapıyoruz? Ödev vlog çekiyoruz. Yes! Arkadaşlar bugün ödev vlog çekiyoruz. Efe'nin en sevmediği video olabilir. Çünkü ödevin haddi hesabı yok. O kadar ödevim var ki. Nelerden, hangi derslerden var? Sosyal, matematik, Türkçe. 3 dersten ödev var. Çoğu da yazma. Anne, arada sorular da var. Anne, duyuyorum. Dedi. Duyuyorum anneciğim. Ne oldu? Bu arada ben Efe hesabım sizdi ya. Ben Mo'yu çıkarttım o hesapta. Peki bunun ödevle alakası ne? Emir. Önce yemeklerimizi yiyoruz şimdi. Herkes şimdi çorbasına başlasın. Efe ayağımı acıttı. Değil mi? İçiyorum ben çorbamı. Çorban burada anneciğim. Oğlum su içiyorsun Efe. Sen çorbanızı güzelce için, yemeklerimizi güzelce yiyelim ki karnımız doymadan zihnimiz çalışmaz. Gel buraya, numara yapma. Buraya gel Efe. Ben bayıldım. O ödev yapacağım. Yapacaksın o ödevleri. Ne yapacağım? Mecbursun bak. Ya, bıraktın ya. Yapmayayım. Bak bir gün de yapmayayım diyorsun ya. Sen o ödevi bıraktın ya. Hafta sonuna kalsın diyorsun ya. Hafta sonuna işin çıkarsa ne yapacaksın? Nasıl çıkmayacak? Hafta sonu toplantım var. Futbol okulun var. Tamam, 11'e kadar işimiz var, sonra yok. Anneciğim ya, dışarıda çıkıyoruz biz. Tamam. O ödevler bugün bitecek. Yes! Yemeğini yedin mi bugün? Evet. Neler yediniz? Çok sıcak. Brokoli. Nasıl yiyorsunuz? Brokoli, ekmekli. Patates. Biz... Bir de havuç yedi abisi. Havuç. Brokoli de patates mi? Evet, haşlama patates. Tam seni sevdin. Hadi anneciğim al bunu. Hah, aferin. Şimdi abine de akşamda brokoli, patates haşlaması, havuç vereceğim. Sağlıklı beslenmemiz gerek. Ben de yedim. Okula Cristiano Ronaldo geldi. Herkese 10 bin dolar verdi. Sonra Mr. Beast geldi. Maç yaptık beraber hepsiyle. I Show Speed geldi. Biz de masa tenisi oynadı. Basketbol oynadı. Bakışımın farkında. Kantindeki şeyler hep bedava oldu. Sonra bütün dersler beden oldu. Mr. Beast'ler Ronaldo bizim evde şu an hatta. Arka odada. Okul sana yaramıyor sanki. Neden? Bir de Sinan Engin'in gür saçları geldi. Yemeğini ye. Bunların hepsi ödevi yapmamak için Efe. Bir de Messi geldi. Neymar'la beraber halay çektik. Sen de. Başı çektin. Solo yapsaydın keşke. Mendilinle. Ali de geldi. Ali ne yaptı? Ah, o horon tepti. Kimle? Neymar'da mı? Speed'le. Yemeğini Efe. Canımı sıkma Efe. Yemek bitti. Artık kaçış yok. Kalk. Kalk yani, normalde yemeyeceğin ekmeği bile yesin geldi şu anda. Fatih Terim birazdan misafirliğe gelecek. Öğretmenin de birazdan bize gelir ha. Matematik öğretmenini de çağıralım. Sosyal de. Emir hadi sen de ödevine. Bunları da yerleştirdik. Tamam, masalar hazır. Hadi artık gelin. Ya Efe bu ne hal Allah aşkına. Ya arkadakinin haline ya. Ödev yapacağız, ödev sadece. FBI! FBI kafandaki ne? İnşaat kaskı. Hadi ödeve. Hadi. Hadi. Hadi saniye kazanmak için. Yani saniye bile senin için önemli. Hadi. Akşam babana söyleyeceğim. Akşam babana bir bir anlatacağım hepsini. Masana. Şu ödevlerine bakalım neler var neler yok. Hangisinden başlayacağım? Matematik. Ha? Mat. Hangi konular bakalım bir. Burası. Tamam. Burası. Yapmışsın. Hayır, burası sadece yok, karalamışsın. Burası yok. Burası yok. Burası.
Yok, burası da yok, pardon. Burası bir de. Burası niye yok? Yapmışız ya. Efe, yani abarttığın yer burası mı? Yapmışsın zaten çoğunu. Geldim. Hem sen de kendi ödevine geç bakalım hadi. Bak nereden başlıyor? Hadi. Tam başlıyor, tamam mı? Burası. Burası, burası. Bunları yazacaksın mı? Burası, burası. Okuyacaksın burası, değil mi? Burası. Burası, burası deftere, ne deftere yapacaksın? Hepsini yazacaksın. Evet. Hepsini. Ha? Yemin et. Emin ederim. Efe. Ben de emin ederim. Emin ederim Efe. Okuyacağız, okuyacağız. Başla hadi. Gel bakalım Emir'inkinde neler varmış dur, şimdi. Dur, ilk önce bir dur bakalım, bak defter şimdi. Defter çıkaralım. Bak bu. Senin deftere gerek yok ki anneciğim, sen bunu yapacaksın. Aa, anne, 20 sayfa kitap okuyacağım. Bak bunu sevdim. Vallahi sevdim. Şimdi kalemlerini al bakalım. Anne, bu arada bilişim yapacağız. Ne? Bilişim yapalım, defteri yok. Merak etme oğlum, anne, sen yeter ki ödev yapmak anne iste. Ben sana anne bulurum yani, sorun yok. Tamam. Bak şimdi ne diyor anne biliyor musun? Efendim. Bu arada bir şey diyeyim mi? Arkadaşım ne dedi biliyor musun bu sarı kalem? Şişko deviz patates dedi biliyorum. Şimdi burada diyor ki en yakın olan yarışmacıyı kırmızıya boya. Kırmızı yuvarlak yap diyor. En yakın olan. Sence en yakın hangisi bitiş noktasına? Bitiş burası. Bitişe en yakın olan hangisi bunlardan? Göster bakalım. Yes! Evet, o zaman onu kırmızı yuvarlak içine al. Kırmızı. Elindeki yeşil. Kırmızıyla yapman lazım. Evet. Şimdi yeşildeyiz. En uzak olanı da yeşile al diyor. Yeşil yuvarlak içine al diyor. En uzak bunlardan hangisi sence bitişe? En uzak olan. Bak burası bitiş. Bunlardan hangisi bitişe en uzak? Yes! O zaman onu yeşil yuvarlak içine al. Nasıl yuvarlak yapacağız? Bak böyle. Daha deminki gibi böyle fışt, yuvarlak içine al. İşte bu kadar. Hangi konudasın? Anne, Hatay'ı bulamadım ya. Hatay'ı nasıl bulamadın? Hatay nerede? Aşağılara doğru bak. Heh, buldum. Ha? Tekir, şimdi Tekirdağ'dan Hatay'a. Düz bir yol sayarsak Hatay. Efe, gerçekten düz. Çok düz yaptın ha. Düz işte. Ama ne düzlükte. Muğla nerede? Muğla'ya. Muğla'dan? Muğla'dan Ağrı'ya. Tamam, seyahat ettiğiniz için uçaklara her zaman düz bir rota izlemek izlemez. Fakat siz uçakların düz gittiğini varsayarsanız bu durumda hangi illerin üzerinden geçersiniz? O... Yandın. Say bakalım hangi illerin üzerinden Bursa geçiyorsun? Bir dakika yazayım bir anlamda. Bursa. Evet. Eskişehir. Eskişehir, Eskişehir. Hayır canım, çok güzel bir yer orası da. Hatta Eskişehir. Eskişehir. Önce yuvarlak çiz. Bak ben de seninle yapayım balığı. 9 tane çizmeniz lazım. Önce bir yuvarlak çizdik. Sen de çiz. Çizdin mi? Evet. Heh, bu seninki. Şimdi bir çizgi. Bir çizgi daha. Bir ama olmadı. O, bu çizgiyi düzgün yap. Şöyle yap. Heh, şimdi o çizgileri birleştir. Şimdi bir tane ağız. Anne, ben buraya hepsini sığdıramadım ki. Bir tane de göz. Bak. Tövbe. Gayet de güzel oldu. 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Bir tane daha yap bakalım. Ne anne? Bunları sığdıramadım ki, o kadar şehir var ki. Efe'cim sığdırmak zorundasın. Niye? Bak burada Muğla'dan sonra Antalya, Karaman, Mersin, Adana var. Efe, Arapça gibi yazarsan tabii ki sığdıramazsın ya. O yazın öyle oğlum. Şehir Kayseri. Bir dahaki sefere daha böyle yazma. Güzel yaz Sığar. Şu an kalsın. Anne, sığdırdıkların kalsın. Ne? Her iki yolculukta da üzerinden geçeceğiz bir il var mı? Var tabii. Var tabii. Bak her iki yolculukta da. Mesela bak Tekirdağ'dan Hatay'a giderken Hatay'dan da yok. Anlamadım. Bak ben. Tekirdağ'dan Hatay'a giderken nereden geçiyor? Aksaray ve Konya'nın oradan geçiyor, hı hı, değil mi? Bak Muğla'dan da Ağrı'ya giderken gene Aksaray, hı, ve Konya'nın üzerinden geçiyor. Fark ettin mi? Aksaray ve Konya. Yani. Evet. Arapça yazma oğlum. Güzel yaz. Oğlum hızlı yazma. 9 tane olanları yuvarlak içine alıyoruz değil mi? Şimdi aferin. Bunları da say bakalım. Bunlardan 9 tane olan varsa yuvarlak içine al. O değil. Hayır. Bunu say. Hayır, daha da bak köpek gibi. Hmm, tamam peki. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Yes. Onu da yuvarlak için al. Aferin. Bak şahane yapıyorsun sen de. Şimdi diğerlerine bakacağız. Matematik bitti. Bitti mi? Bak gördün mü? İki soruyu yapmadın. Arkadaşlarınızla karşılaştırarak düşüncelerinizi paylaşın diyeceksin dedi. Hangi arkadaşınla yapacağım bunu? İşte benim arkadaşım. Numara yapma ya. Bak kurtuldun ya matematikten. Ha, yarın matematik var mı? Bak yarın matematik yok. Haftaya Türkçe kadar var işte. Ben Türkçeden rahat değilim. Yani. 20 sayfa kitap okuyacağım. 3 tane anlamını bilmediğim kelimeyi bulacağım. Daha sosyalden bir sayfa yazı yazacağım. Sonra da bir sayfa daha yazı yazmayacağım. Önce Türkçeyi yapalım mı? Hayır. Sosyal en zorunu bitirelim en konuşalım. Anne bütün kutuları... Türkçede ne yapacaktın? Bunları okuyacaksın şu anda değil mi? Kültür kavramı çağrıştırdığı diğer kelimeleri yazın. Kelimelerden bir tanesini ifade... Resfebe ne? Resfebe neydi ya? Dur bekle hatırlıyorum. Benim telefonum şurada bakalım. Resfebe bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyun diyor. Yani nasıl biliyor musun? Aslında bak orada örnek vermiş. Kelimenin içindeki böyle bazı kelimeleri kelimenin içinde kelime oluyor. Şöyle göstereyim bak mesela burada ne var? El var değil mi bak? Gelenek. Yani bir kelimenin içinde olan kelimeyi resimle göstererek ya da bir objeyle, şekille göstererek anlatma. Bu deftere mi yazdın? Ha, burada diyor ki kelimelerden bir tanesini resfebeyle gösterin. Kültür kavramının size çağrıştırdığı bir kelime bu. Kıyafet. Kıyafet nasıl oluyor? Ben anlamadım. Kıyafet olmaz. Giyim olmaz. Kahve. İnanç. Oğlum gelenek, yani kültürel zenginlikten bahsediyor ya. Din, inanç kıyafet, mı? Kıyafet, yemek. Yemek. Yemek de olmuyor. Hani sen yemekle alakalı bir şey bulursun. Hayır, olmuyor. Bilemedim. Ne oldu anne? Bunun üstünde turuncu var, yeşil var. Bir şey olmaz, sen boya ondan. Hiçbir şey olmaz. Aklıma... Buldun mu? Atalarımız. Atı nasıl çizeceksin oraya Efe? Olur. Çiz ya, şurada küçücük bir at var. Aynısını çizersin be. Ha? Hadi. Dur bakayım ne çıkaracağım. Çizmesen mi acaba? Efe o ineğe benzedi. Vallahi ineğe benzedi ya. Dinozora benzedi. Tamam neyse at alarımız yaz. Oğlum at zaten o alarımız yazacaksın. At ya bu. At alarımız. Anne ben de örf ve adetler. Yaz anneciğim. Bir tane dedi. Bir tanesini resfebeye göre yap, diğerlerini yaz diyor. Gelenek ve görenek. Kıyafet. Örf ve adet, gelenek ve görenek yazabilirsin. Kıyafet. Tamam yeter hadi. Sen bilirsin. Hepsini bitirmen lazım. Ne diyor orada? Bildiğiniz geleneksel çocuk oyunlarının isimlerini yazınız. Yine Arapçaya geçiş yaptın Efe. Ya ne alaka ya? Biraz yazı yazdığında göreceksin Arapçayı. Oynadığınız geleneksel çocuk oyunlarının isimleri. Ortada fıçan. Oğlum doğrusu ama bir oyun. Ona fıçan demek değil. Ama olmaz işte öyle. Bilmeyen küçük... Ortada sıçan. Bak ben demeden yaptın. Aferin sana. Filmin bu tarafları. Anne şunu yapmayalım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı videosu. Kare kod okutarak. Teşekkür ediyorum. Anne hayır ya. Hadi. Görmedim derim hocaya. Peki hoca bunu izlerse ne yapacaksın? Gözüme gelmedi. Gözüm görmedi o anda hoca. Kör oldu. Nasıl okutacağım ki o kare kodu da? Kamerayı açacağım. Açtı mı kamerayı? Olmuyor mu? Oldu. Olmadı. Oldu ama eskinim. Bir şey yapmamız lazım değil ha yok. Hı? Oturum aç falan diyor ya. Efe'cim onu yapmak zorundasın. Ödevin ya o senin. Ya ben anlamadım. Onu yapmayalım. Bunu çözmeyelim. Buna sadece düşünüyorum. Ben tuvalete gidiyorum. Bir daha da çıkmıyorum. Çok üzere gideceğim. Kaçamazsın. Buraya gel Efe. Ben tuvalete gideceğim. Aa.
Anne. Kaçtı. Hop hop. Aferin sana. Gel Ebo'yu açtım. Yemin et. Vallahi öyle. Ebo yükleniyor. Oturum aç diye oturum açmadım. Açtım sen merak etme aslanım. Dıf dıf dı dıf. Bu motora yazacağız ya. Ya. Efe gel. Bunu izlemen lazım gel. Ya anne gözünü seveyim bu ne ya. Ya ne var ya ne işte. Biz ya. Tabii anneciğim geliyorum. Elips şekillerini doğru seçmişsin. Bir tek bu elips değil yuvarlak. Anlaştık mı? Ya soru falan yok burada ya. Otur yeğenim otur. Dur bir dur dur. İzle diyor da ne diyor yani? Sorular varmış. Soruları cevaplayacakmışız da soru yok burada. Dans ediyorlar bunlar. Gidelim. Alalım mı? Otur yerine ya. Geç. Söylediğinde hayvan kürklerinden yapılmış ne yazıyor? Kukeri adı verilen çeşitli kostümler giyerler. Mart ayında beyaz ve kırmızı iplerden yapılan bir bileklik olan Marteniçka Martenitsa takarız. Marteniçka mı? Az önce damarımı buraya vurdum zaten. Çok acıyor ya. Anne ya ödev gibi değil mi valla? Hadi Efe devam. Çizgilerin üstünden devam et. Annem onların değil. Bak burada kesik çizgi var. O kesik çizginin üstünden devam et. Evet. Aferin. Öyle devam et. Emir bu kim? Atatürk. Aferin sana oğlum. Şimdi onun üzerinden devam et. Aferin. Bitmedi mi? Video varmış da burada video falan yok. İzlediğimiz hani EBA'daki mi acaba? İzlemediğin hani. Yemek demiyor, sanat demiyor, kıyafetle alakalı bir şey. Kutlama yok, müzik yok, gelenek yok. Yok yok yok. Ebru sanatı. Ebru sanatı var. Evet, baklava kebap var. Baklava. Direkt kim? Sadece onu yazmış ya. Biter. Yes! Emir dedi ben öyle dedim. Bitti mi? Ne kaldı? Türkçeden 20 sayfa okuma. Sadece değil okuma mı? 20 sayfa okuyacağız. Daha yani var bayağı. Hangi kitap? Neyi okuyacağım? Bakayım İstediğim göster. İstediğim kitabı okuyacakmışım. 3 tane bilmediğim kelime bulacakmışım. E tamam. Ben seçelim bir tane futbol kitabı. Salah'ı oku. Levent çalışıyor. Tamam ama Levent'te bilemediğin kelime bence biraz zor. Mi? Ne anneciğim? Bize devam edelim mi? Ben edelim anne. Tek bir kelime çıkacak bir kitabımız yok ki evde bizim zaten. Kral Şakir'i götür. Ne kral Şakir? O zaman bakacağız. Levent'ten bir tane al onu götür. Hem kral rahat taşınması da. Şimdi okuyacağız. Sonra yazacak mısın? Evet, imza atacakmışsın sen. Tamam yap sen okumana başla ben de imza atarım. Tamam. Şimdi hangi çizgi? Emir. Artık sessiz olmamız lazım. Abi kitap okuyor çünkü. Diğer odaya gidelim mi? Hadi gidelim artık. Gel. Tamam. Ödevlerini de alalım. Çünkü... Abi yoktu ama. Gel hadi gidelim orada. Orada ödevlerini yapsan. Tamam mı? Tamam. Kalırım. Gel buradaya. Ben sana yardım ederim. Öbür tarafta abi yoksa anlamayacak okuduğunu, ödevlerini yapması lazım, öğretmeni yoksa kızar, tamam mı? Hı-hı. Bakalım Efe ne yapıyor? Efe, hı-hı, bitti mi? Bitti, kitap da burada bize, ben de burada bitti. Komple yaptın mı ödevleri? Bak şimdi bunun rahatlığı yok mu peki üstünde? Yok. Neden? Yok. Oğlum bak hepsi bitti ya, rahatsın yani. Ben çok yoruldum artık, uyuyayım artık. Arkadaşlar bir vlogun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünlük bizden bu kadar. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre yanına gitmem lazım. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. İyi misin annem? Bay bay. Bay bay.